Global Rapor'dan herkese merhaba. Ben Sinan Akgünay. Mahir Büyük Yılmaz'la beraberiz. Bu hafta İran'a yönelik açıklanan yaptırım paketini konuşacağız. Amerika cephesinden konuşacağız, Çin cephesinden konuşacağız, Rusya cephesinden konuşacağız. Bu haftanın raporunu açıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ilk yaptırım paketi küresel güçler pozisyon alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya dayattığı İran baskısı önümüzdeki süreçte nasıl devam edecek? Baskılar karşısında Çin hangi adımları atıyor? Pekin yönetiminin İran stratejisi ile Afrika stratejisi önümüzdeki dönem için ne ifade ediyor? Rusya yaptırım kararlarına nasıl yaklaşıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel İran baskısı Rusya ekonomisi için ne anlama geliyor? Bütün bu gelişmeler sonrasında İran'ın küresel ilişkileri nasıl şekillenecek? Dünyaya bağlanmak için yola çıkıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Global Rapor'da. Bugün 8 Ağustos 2018. Burası Global Rapor. Bizi izleyen herkese merhaba. Evet Sinan, gene yoğun bir gündem var. İstersen yaptırım paketinin çerçevesiyle başlayalım. Bu hafta ilk yaptırım paketi açıklandı. 6 Kasım'da ikinci yaptırım paketi açıklanacak. Yaklaşık bir 90 günlük süre var. Ne içeriyor bu ilk yaptırım paketi? Genel çerçevesi nedir? Bir istersen ondan başlayalım. Sinan, Mayıs ayında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra 90 gün içerisinde ilk yaptırım paketini senin söylediğin gibi Kasım ayı başında, tam olarak 4 Kasım'da da yürürlüğe girecek ikinci yaptırım paketini devreye alacağını açıklamıştı. İlk yaptırım paketi aslında tam olarak İran'ın ticareten dünyadan izolasyonunu hedefliyor. İçindeki maddelere baktığımız zaman en ön plana çıkan olan madde olarak İran'ın dolar alım satımına şerh getirilmesi maddesi yer alıyor. Bunun dışında İran'ın değerli metal ticaretine sınırlandırma getiriyor. Değerli metaller, yani altın ve gümüş aracılığıyla ticaret yapmasının da önüne geçen bir yaptırım paketi var elimizde. Aynı zamanda tarım ve gıda ürünlerinin gene İran ekonomisi için aslında son derece önemli olan halı ve kilim sanayini hedef alan, havyar üretimini ve ihracatını hedef alan bir yaptırım paketi var. Aynı zamanda da İran menşeli otomotiv ürünlerinin ve otomobillerinin dünya pazarına girişini yasaklıyor. Fakat bu yaptırım paketinde esasında esas kilit nokta ikincil yaptırımlar olarak kategorize edebileceğimiz sadece ABD'nin doğrudan İran'a yaptığı yaptırımların ötesinde aynı zamanda İran'la iş yapan Amerikan olmayan uluslararası aktörlerin İran'la olan ilişkilerinin sınırlandırılması söz konusu. Bu noktada da tabii ki esasında Amerika'nın dünyaya yaptığı bir ciddi baskı söz konusu. Sinan, bu noktada bu haftaki gelişmelere bakacak olursak bir süredir aslında Avrupa Birliği sattığında bu yaptırımlardan İran'la iş yapan Avrupalı firmaları korumak adına belli adımlar atılacağı zaten Amerika ile olan diyalogda Amerikan tarafına söyleniyordu. Salı günü Avrupa Birliği ilk olarak 1996 yılında uygulamaya almış olduğu Amerika'nın Küba yaptırımlarına karşı Amerikan hukukundan ve Amerikan yaptırımlarından Avrupalı firmaları muaf tutan blokaj yasasını yeniden yürürlüğe getirdi, revize ederek. Bu Amerika'nın yaptırım rejiminden Avrupalı firmaları korumaya amaçlıyor. Pazartesi günü bu yaptırım kararının blokaj yasasının yürürlüğe sokulması kararından bir gün önce Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları bir araya geldiler ve önemli bir ortak deklarasyona imza attılar. Bu deklarasyonda Avrupa Birliği ve İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Avrupalı ortakları diyebileceğimiz Almanya, Fransa ve İngiltere mevcut anlaşmanın hükümlerinin devam etmesi gerektiğine dair sabit bir noktada durduklarını, bu anlaşmanın çalıştığını ve olumlu olduğunu düşündüklerini ve İran'la olan finansal ilişkileri sürdüreceklerini beyan ettiler. Bu İran'ın duymak istediği bir açıklamaydı açıkçası. Bu noktada AB'nin ve Avrupa cephesinin konuya yaklaşımı aslında açık görünüyor. Pazartesi günü Amerika cephesinden ise bir başka önemli açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta burada konuşmuştuk. Donald Trump beklenmedik şekilde İran'la görüşmeye hazır olduğunu ve bunun içinde herhangi bir şart öne sürmediğini söylemişti. Şahin siyasi kimliğiyle bilinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton pazartesi günü yaptığı açıklamada Donald Trump'ın bu söylemini tekrar etti. Amaçlarının ve ek olarak amaçlarının sanılanın aksine İran'da Ayetullah rejimini değiştirmek olmadığını fakat rejimin davranışlarını değiştirmek olduğunu bu yaptırım paketiyle açıkladı. Fakat bu noktada da Dışişleri Bakanı Pompeo ile John Bolton'un söylemsel olarak belli ölçüde ayrıldığını görüyoruz. Çünkü John Bolton geçtiğimiz ay Kaliforniya'da katılmış olduğu İranlı Amerikalılar Cemiyeti toplantısında açıkça ifade etmese de Amerika'nın amacının İran'da demokrasinin önünü açmak olduğunu ifade etmişti. Ki bu söylem İran içerisinde çok ciddi rahatsızlık yaratmıştı. John Bolton'un bu açıklamasının hemen ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklaması geldi ve Ruhani Donald Trump'ı geçtiğimiz hafta reddetmesine rağmen masaya oturma çağrısını bu hafta İran'ın da Amerika ile görüşebileceğini fakat mevcut yaptırımların sürmesi durumunda Amerika'nın çağrısını samimi bulmadıklarını fakat yaptırımlar eğer geri çekilecek olursa masaya oturmaya hazır olduklarını ifade etti. Bu da önemli bir gelişme olarak kaydedilmeli. Çünkü sanılanın aksine aslında Amerika'nın İran'a uygulamış olduğu yaptırımların, ekonomik ve diplomatik baskının ve bu anlaşmadan çekilmesinin İran toplumunda yaratmış olduğu etki olumlu olmaktan çok uzak. Maryland Üniversitesi'nin İran Çalışmaları Bölümünün Temmuz ayında telefon aracılığıyla 1000 İranlıyla yapmış olduğu bir anket söz konusu. Bu ankette önemli rakamlar ortaya çıkmış durumda Sinan. Rakamlar şunu gösteriyor. Amerika'nın yaptırımları uygulaması durumunda İran toplumunun %67'si İran yönetiminin bu yaptırımlara aynı sertlikle karşılık vermesi gerektiğini düşünüyor. Gene toplumun %62'si Amerika'nın yaptırımlar aracılığıyla aslında kötü niyetli olduğunu söylüyor. Gene toplumun yaklaşık %72'si de nükleer anlaşmanın Amerika ile yenilenmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Bunun altındaki alt kırımlara baktığımızda da aslında toplumsal satta anlaşmanın İran toplumunda olumlu bir etki yaratmadığı, beklentileri karşılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla Amerika burada aslında İran içerisindeki ılımlılar karşısında sert kanatı kuvvetlendiriyor gibi bir sonuca varabiliriz. Aslında Mahir araya giriyorum ama tabii. Bu enteresan bir sonuç. Çünkü hani son dönemi takip ettiğimizde özellikle sene başındaki olayları, protestoları takip ettiğimizde şöyle bir görüntü vardı. İran halkı da, yoksul yığınlar da aslında İran hükümetinin işte Suriye'de olsun, başka bölgedeki farklı alanlarda olsun izlediği politikalardan rahatsızdı. Ekonomik nemalanmadan, faydalanmadığından rahatsızdı ki bunları aslında Amerika da dillendiriyordu.
Ve buna paralel olarak yapılan araştırmalar yoksul yığınlarla rejim arasındaki mesafenin açılmakta olduğunu gösteriyordu. Şimdi Amerika bu politikalarıyla aslında istemeden ya da isteyerek, onu bilemeyiz, ancak o mesafeyi kapıyor. Doğru, Amerikan karşıtlığı noktasında İran toplumunun siyasi sistem içerisindeki sertlik yanlılarıyla ortak bir dalga boyuna geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi Sinan, İran içerisinde geçtiğimiz 2 seneye baktığımızda aslında sertlik yanları karşısında Ruhani'nin siyaseten elinin güçlendiğini, özellikle toplam devlet düzeni içerisinde ordunun ve özellikle devrim muhafızlarının siyasetteki ağırlığının belli ölçüde azaldığını görüyorduk. Fakat geçtiğimiz hafta devrim muhafızları komutanı Caferi'nin açıklaması çok çok önemli. Caferi en üst perdeden şunu söyledi. Donald Trump'ın Ruhani'ye yaptığı çağrının ardından İran bu çağrıyı reddedecektir. Biz yeniden masaya oturulmasının tamamen karşısındayız. Bu çok çok önemli bir not olarak ortaya koyulmalı. Amerika'nın İran'dan temel taleplerinin başında ve nükleer anlaşmadan çekilmesinin nedeni, bunu diğer programlarda da değerlendirmiştik, İran'ın Orta Doğu'daki etkisini azaltmak amaçlı olarak İran'ın Suriye cephesinde, Lübnan cephesinde, Yemen'deki operasyonlarını sonlandırmasıydı. Bu operasyonlar da devrim muhafızları aracılığıyla götürülen operasyonlar. Ve İran'ın toplam Orta Doğu'daki bu operasyonlara $1.5 milyar gibi bir para harcadığı hesabı ortada. Ve toplum da, İran toplumu da bundan ciddi şekilde rahatsız. Ve protestolarında önemli alt başlıklarından bir tanesi buydu: ekonomi böyle kötü bir noktadayken biz neden Suriye'de, neden Lübnan'da, neden Yemen'de aslında kısıtlı kaynaklarımızı harcıyoruz? Fakat bu Maryland Üniversitesi'nin yaptığı araştırmadaki önemli notlardan bir tanesi de devrim muhafızlarının Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, Kudüs Gücü devrim muhafızlarının sınır dışı operasyonlarından sorumlu kanadı olarak tarif edebileceğimiz altyapısı. Kasım Süleymani'nin de toplam popülerliğinin son derece artmış olduğu görülüyor. Son bir not, daha sonra topu sana atıp aslında ekonomik cephede ne olduğunu bir duymak istiyorum. En son önemli gelişme de Mercedes'in İran pazarından tamamen çıkacağını açıklaması olmuştu. Mercedes ilk olarak 2010 yılındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla beraber İran piyasasından çıkma kararı almış. 2016'da operasyonunu yeniden İran'a taşıyacağını açıklamıştı. Dolayısıyla otomotiv sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi önemli gelişmeler var. Peugeot Citroen grupları çıkış kararı almıştı. Geçtiğimiz hafta Renault çıkış kararı aldı. Söze girerken aslında söylemeyi eksik bıraktık. İlk yaptırım paketinden etkilenecek önemli sektörlerin başında da havacılık sektörü geliyor. Boeing 100 uçaklık bir anlaşma imzalamıştı İran'la. Bundan Mayıs ayında çekildiğini duyurmuştu. En sonunda Airbus İran'la yapmış olduğu anlaşmadan geri çekileceğini açıkladı. Gene Airbus'la İtalyan Leonardo firmasının ortaklığındaki RTA şirketi 20 uçaklık bir anlaşma imzalamıştı. Fakat bunlar uzun menzilli uçaklar değil, daha çok içeride kullanılacak, iç piyasada kullanılacak uçaklardı. Bunlardan 13 tanesi ancak teslim edilebildi. Son teslimat da geçtiğimiz hafta yapıldı. Yaptırımlar çerçevesinde İran'ın ne tür bir ekonomik tablo bekliyorsun? Aslında İran ekonomisini geçen hafta etraflıca konuşmuştuk. İran'da güncel durum ne, işte riyaldeki değer kaybı, enflasyon ne oranda ve halkın protestolarını geçen hafta da konuştuk. Dediğim gibi daha önceki haftalarda da konuşmuştuk. Esasında biz aylarca burada yaptığımız konuşmalarda farklı tematik konuları işledik. İşte ticaret savaşını konuştuk, İran nükleer anlaşmasını konuştuk, Brexit'i konuştuk, işte Avrupa'da yaşanan reform süreçlerini, reform girişimlerini konuştuk. Ve burada aslında verilmeye çalışılan mesajlardan bir tanesi de dünya değişiyor idi. Şimdi bu değişen dünya içerisinde baktığımızda, istersen daha büyük bir resme bakacak olursak, her ülkenin kendine has bir vizyonu var. Çin'in vizyonu var, Hindistan'ın var, İran'ın var,
Avrupa'nın var, Amerika'nın var. Bu vizyonlar örtüştüğü ölçüde bir işbirliği alanı yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi İran nükleer anlaşması çerçevesinde ve sonrasında yaşanan gelişmelere bakarak bu vizyonları değerlendirdiğimizde aslında İran özelinde İran'ın üç başlıkta vizyonda önemli bir adım atmaya çalıştığını gördük geçtiğimiz yıllarda. Bir tanesi işte Rusya'dan güney-kuzey ulaşım hattı diyebileceğimiz İran'dan Rusya'ya doğru giden bir hat üzerinde İran kendini konumlandırmaya çalıştı ve bunun menfaatlerini toplamaya çalıştı ve çalışıyor idi de. Bunun yanında ikinci hat olarak Çin-İran hattı ve ya da Çin'den Avrupa'ya uzanan hat üzerinde İran kendini oraya da konumlandırmaya çalıştı. Ki baktığımızda aslında nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, Obama döneminde yaptırımların ortadan kalkmasının ardından İran'ın kendi topraklarında yaklaşık 2000 kilometrelik bir ray hattı inşasına hazırlandığı, bunun için anlaşmaların yapılmaya başlandığını biliyoruz, görüyorduk. Ki buradaki önemli aktörler Rusya, Çin ve İtalya olarak ön plana çıkıyor. Kesinlikle öyle. Avrupa Birliği de buna destek veriyordu dediğin gibi. Rusya da veriyordu, Çin de veriyordu ve bu altyapı çalışmalarının anlaşmaları, yatırım harcamaları başlanmıştı. Şimdi bununla beraber Avrupa Birliği cephesine baktığımızda onlar nasıl bakıyordu? İşte altyapı yatırımı dedik. Sen uçak yatırımlarından söz ettin. Otomotiv yatırımları vardı. Şimdi Avrupa Birliği de İran nükleer anlaşmasının ardından İran'da kalabalık tüketime hazır bir nüfus söz konusu idi ve bundan faydalanmak istiyordu. Şimdi hani bugün bazı rakamlar paylaşılıyor. Amerika ile Avrupa'nın ticaretinin İran'la Avrupa ticaretine göre ne kadar fazla olduğunu ve dolayısıyla bir noktada Amerika'yı seçeceği konuşuluyor. Ancak hani yıldan yıla baktığımızda Avrupa İran ihracatının ticaret hacminin hızlı bir şekilde de arttığını ve Avrupalı şirketlerin bu artışın devam etmesinden yana olduğunu da biliyoruz. Toplam hacim 2017 yılında 21 milyar euroya gelmiş. Doğru, evet. Ve bundan dolayı aslında Avrupalı şirketler, Avrupalı devletler bu yolun devam etmesini istiyorlardı. Ki bu artış şüphelere rağmen, Amerika'nın ne adım atacağını bilinmemesine rağmen gerçekleşen bir artıştı. Hani halen bazı bariyerler vardı o artış sağlanırken. Şimdi İran cephesine baktığımızda, evet İran altyapısını yenilemek istiyordu. Uçak ihtiyacı vardı, bunları yenilemek istiyordu. Enerji sahalarını yenilemek istiyordu. Bunun için büyük anlaşmalar yapıldı, büyük ortaklıklar yapıldı. Daha önceki aylarda, haftalarda konuştuğumuz Total Çin işbirliğiyle, İran işbirliğiyle enerji sahalarında çalışmalar başladı. Ancak bunu yaparken bir not da düşmemiz gerekiyor. İran bu anlaşmayı aynı zamanda Çin'e bağımlı olmamak için de kullandı. Hani şu anda şöyle bir algı var. Bu anlaşma sonrasında İran Çin'le sıkı bir işbirliği içerisine girecek, bağımlı hale gelecek. Çin ekonomisini bir şekilde kurtarmaya çalışacak İran'ın gibi bir fikir beyan ediliyor zaman zaman. Ancak İran her zaman bundan uzak durmaya da çalıştı. Çin'le ikili işbirlikleri yapıldı, altyapı harcamaları, anlaşmaları elbette yapılıyor, yapılacaktır da. Ancak nükleer anlaşma İran için de bir fırsat oldu. Herhangi bir ülkeye, herhangi bir bölgeye bağlı kalmamak, çeşitlendirmek için de. Değil mi? Son derece doğru. Burada aslında bir tane örnek verelim. 2017'de İtalyan devlet iştiraki olan Efes Demiryolları firması İran'la 1.5 milyar euroluk demiryolu hatlarının yenilenmesiyle ilgili bir anlaşma imzalandı. Ve Conte'nin son İtalyan Cumhurbaşkanı Conte'nin son Beyaz Saray ziyaretindeki masadaki konulardan bir tanesi de buydu. İtalyan Cumhurbaşkanı bizzat Donald Trump'tan bu konuda bir muafiyet talep etti. Fakat bu kabul görmedi. 1.5 milyar euro ufak bir rakam gibi görülebilir. Ama sektörel anlamda
kayda değer bir rakam ve İtalyanlar bu noktada İran piyasasından çıkmak durumunda kalabileceklerini açıkladılar. Henüz nihai bir karar alınmadı. Fakat aynı enerji piyasasında olduğu gibi Çin'den bir açıklama geldi ve biz gerekirse hem bir kredi hattı oluşturmak hem de projeyi bizzat üstlenmek şeklinde bir yaklaşıma gidebiliriz. Gene İran enerji sektörüne çok kısa bir değinmek lazım. Fransız Total şirketi Pars havzasından çıkacağını açıklamıştı. Ki buradaki toplam payı %50'lik bir pay. Havzanın %30'u Çin Milli Petrol Şirketi'ne ait ve Çin Milli Petrol Şirketi Total'in hissesini satın almaya hazır olduğunu açıklamıştı. Gene Abadan'daki petrol rafinerisinin geliştirilmesi ve altyapının oluşturulması konusunda Çin kredi ağırlığını arttırmayı planlıyor. Gene Meşet-Tahran arasındaki yolun inşası ve elektriklendirilmesi noktasındaki kredisini de artıracağını söyledi. Tam da senin dediğin gibi Tahran yönetiminin Çin'le olan perspektifi, evet eğer Batı ile olan ilişkilerimiz sıfırlanma noktasına gelecekse ekonomimizi ayakta tutmak noktasında Çin bizim için bir stratejik derinlik alanı olabilir, sırtımızı yaslayacağımız. Ama özellikle 2010'la İran nükleer anlaşmasının imzalandığı 2015 sürecinde ki 2010'daki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına Çin evet demişti. Fakat 2010'la 2015 arasında İran'ın dünya piyasalarından izolasyonuyla beraber Çin'in İran iç piyasasında çok kuvvetli bir ticari aktör haline geldiğini görmüştük. Fakat İran bundan memnun olmuş muydu? Çok da memnun olduğunu söylemek son derece zor. Dolayısıyla böyle bir toplam bağımlılık ilişkisi aslında Tahran yönetiminin tercih edeceği bir ilişki modeli değil. Bunu bir dipnot olarak buraya koymak gerekiyor. Şimdi enerji konusuna ve Çin konusuna aslında geçmeden önce çok kısaca şunu da söylemek lazım. Avrupa Birliği, senin dediğin gibi Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Almanya yaptıkları ortak açıklamada Amerika'nın kararına rağmen Avrupa Birliği şirketlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruyacaklarını ve İran'la ticaret yapmalarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Mogherini'nin de senin dediğin gibi açıklamaları vardı. Ancak şirket bazlı baktığımızda Mercedes örneğini verdin ve Avrupa'da birçok şirketin ne olur ne olmaz düşüncesiyle tedbiren Amerika'da da faaliyet göstermeyi düşünen özellikle şirketlerin tedbiren halen çekilmeyi düşündüğünü bir kenara not olarak düşelim. Mercedes örneği önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda çoğalabilir. Şimdi yaptırımın enerji boyutuna gelecek olursak 90 günlük bir süreyi işaret ettin. Ve enerji boyutu aslında çok önemli bir boyut. Çünkü İran'a baktığımızda dünyadaki enerji üretiminde %5'lik bir paya sahip. OPEC ülkeleri içerisine baktığımızda Suudi Arabistan'ın İran'ın ardından 3. sırada geliyor. 2014 sonrasındaki İran bu alanda nasıl geliştiğe baktığımızda İran'ın gerçekten hem üretim hem de ticari anlamda kendini geliştirdiğini görüyoruz. Ve bu gelişim içerisinde Türkiye'nin de payı var, %7'lik payı. Ancak en fazla İran'ın petrol sattığı, enerji kaynaklarını kullandırdığı ülke %26'lık payla Çin olarak dikkat çekiyor. Ve öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda, yıllarda yapılan tahminler, özellikle Kasım sonrası için yapılan tahminlerde bu payın biraz daha artacağı gözüküyor Çin tarafından. Çin tarafından artacak, %26 yukarı çekilebilir. Ancak şunu da bir not olarak vermekte fayda var. Çin'in enerji alımları içerisinde bu %26'lık pay Çin açısından %7'lik bir paya işaret ediyor. Türkiye'yi de verelim. Çünkü Türkiye'de ilginç bir noktadır. Türkiye İran'ın sattığı enerjinin %7'sini alıyor. Türkiye için bu %40'ları tekabül ediyor. Dolayısıyla Türkiye ne yapacak bu noktada? O ayrıca konuşulacak bir konu. İşte ABD ile ilişkileri, Suriye'deki konular, İran-Türkiye ilişkisi. Bunlar başlı başına konuşulması, başlı başına derinlemesine ele alınması gereken konular. Ancak ne yaparsa yapsın
Türkiye açısından o enerji işbirliği, enerji ilişkisi, bundan sonra atacağı adımlar belirleyici bir rol oynayacaktır. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak. Şimdi Çin özeline bakalım. Çin nasıl yaklaşıyor bütün olana bitene? Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyaya baskı uyguluyor. Sen söyledin yapılan açıklamaları. Yani, kim olursan olsun, ister Çin olsun, Rusya olsun, İran'la işbirliğini kesin diyor. İran'la işbirliğini kesmezsen benle herhangi bir işin olmaz noktasına getiriyor. Çin işbirliğini kesmeyeceğini defaatle tekrar etti. Ki Sinan burada geçen hafta ele aldık. Johannesburg'daki BRICS toplantısında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping birinci ağızdan bunu ifade etti. Daha sonrasında geçtiğimiz hafta yapılan ASEAN toplantısının Dışişleri Bakanları toplantısında Çin Dışişleri Bakanı Wang Li bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Ve Çin Başbakanı Kip Chang da bunu geçtiğimiz hafta tekrar ifade etti ve dedi ki İran'la olan ticaretimizi devam ettireceğiz ve Amerika'nın yaptırımları hem uluslararası hukuka hem de uluslararası ticaret kaidelerine aykırıdır açıklamasında bulundu. Bir not daha düşmek istiyorum. Burada İran enerji piyasası, özellikle petrol üretimi söz konusu olduğunda Hindistan'ın da özel bir yeri var. Hindistan en önemli alıcıların başında geliyor İran petrollerinin. Ve rakamlara baktığımızda Temmuz ayında %20'lik bir artış söz konusu Hindistan'dan. Ve Dışişleri Bakanlığı da, Hindistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka aykırı olan bu anlaşmalara Amerikan baskısıyla uymayacaklarını ifade etti. Şimdi bu noktadan sonra nasıl şekillenecek bu? Şimdi bir tarafta Çin ile Amerika arasındaki ticari gerginliğin de devam ettiğini biliyoruz. Karşılıklı açıklamalar geliyor. Ve özellikle Amerika içerisinden yapılan değerlendirmelerde Çin'in bu konuyu da orada bir koz olarak kullanacağını gösteriyor. Ancak bu ticari gerginliğin içerisinde zaten Çin'in bu yaptırım kararına uymayacağı aşikardı. Ancak Çin'in genel olarak bu yaptırım kararlarına nasıl yaklaştığı da önemli bir konu. Çin genel olarak tek taraflı yaptırım kararlarına karşı çıkan bir ülke olmuştur zaten. Ve hani Obama döneminde bir İran'a karşı bir yumuşama süreci haricinde her zaman Birleşmiş Milletler özelindeki yaptırımları öncelemeyi tercih etmiştir. Dolayısıyla aslında bir tutarlılık görüyoruz Çin açısından bu noktada. Pazarlık malzemesi yapar yapmaz o ayrı. Ancak Çin'in Amerika'nın taleplerini yerine getirmemesi hem bugünün koşullarında beklenen bir şey ancak hem de Çin'in tarih sürecindeki yaklaşımıyla tutarlı bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi bundan sonra ne olacak yapılan analizlerde bazı örnekler veriliyor. İşte Airbus ve Boeing'in çekilmesinden sonra Rus şirketlerle uçak anlaşması yapıldı. Tabii ki Airbus'la ve Boeing'le yapılan tutarların yanına yaklaşamaz şu an için. Ancak bunun ilk adımı atıldı. Bununla beraber Çin'le daha fazla ticari işbirliği yapılacağı konuşuluyor. Çin'in altyapı yatırımlarına daha fazla gireceği, kredi sağlayacağı, ki bu kredi konusunu birazdan ayrıca konuşmak istiyorum. Çünkü BRICS toplantısından söz ettin az önce. Xi Jinping BRICS toplantısına gitmeden önce Afrika ülkelerini de gezdi ve Afrika ülkelerinde benzer kredi anlaşmaları ile ilgili önemli açıklamalar, önemli anlaşmalar yapıldı. Onu 2 dakika içerisinde değineceğim. Şimdi Çin işbirliği anlaşmalarını yapacaktır, arttıracaktır ticari anlaşmalarını. İran'da bu yönde beklentisi var. Ancak Çin bunu yaparken İran'ı endişeye sevk eden de bazı gelişmeler oluyor. Çin çok fazla, ekonomisi zaten Çin'in geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz gibi bazı soru işaretleri var. Ancak Çin gerek Orta Asya bölgesinde, gerek kendi Doğu Asya bölgesinde, gerekse Afrika'da ciddi harcamalar yapıyor, ciddi yatırımlar yapıyor, ciddi krediler sağlıyor. Ve bunun sonucunda özellikle Afrika kıtasında Afrika ülkeleri aleyhine olabilecek bir bağımlılık ilişkisi kurulduğu belirtiliyor. Şimdi
Xi Jinping'in Afrika gezilerinde yeni altyapı yatırımları yapıldı. Yeni altyapı kredileri sağlanması söz konusu oldu. Şimdi özellikle Kuşak Yol Projesi sonrasında Çin'in Afrika'ya yaptığı yatırımlarda şöyle bir konu gündeme geldi. Çin altyapı kredileri veriyor ve bu altyapı kredilerini kullandırıyor. Bu ülkeler fazlasıyla kullanıyor ve bunu kullanan ülkelerin bir kısmı, özellikle Afrika kıtasında olan bazı ülkeler, bunları geri ödeyemiyor. Geriye ödeyemeyince yeni kolonileşme dönemine mi giriliyor gibi bazı tartışmalar çıkıyor. Bu Afrika gezisinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dahi önemli kredi anlaşmaları yaptı Çin. Ve bu tartışmalar Afrika'da çok fazla ön plana çıkıyor. Aslında İran'da böyle bir durum olur olmaz, o ayrı bir şey. Ancak bu her zaman bir endişe olarak ortada duruyor. Şimdi Orta Asya, İran bölgesine baktığımızda Çin'in bu etkisi, özellikle kredi anlamındaki etkisi, Amerika'nın Trump sonrasında yaptığı politikalarla paralel bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Pakistan'da seçim oldu. Pakistan'daki konuların bir tanesi seçim sonrası için Pakistan ekonomisi nasıl devam edecek? Burada Amerika açısından endişe uyandırılan noktalardan bir tanesi, Pakistan ekonomisi çok kötü durumda. IMF ile anlaşacak mı, anlaşmayacak mı? Ama Pakistan'da yüksek sesle konuşulan konulardan bir tanesi de IMF'ye alternatif olarak Çin'den kredi alınmalı mı, alınmamalı mı? Yani bu duruma gelinmesi aslında Amerika'nın orada yarattığı bir boşluğun sonucu olarak ortaya çıktı. İran üzerinde de Amerika'nın Avrupa ülkelerini oradan çekmesi, Güney Kore, İran'a ciddi manada kredi musluğunu açmıştı. Onun kesilecek olması kredi bulma noktasında Çin'i ön plana çıkarıyor. Bu bir son derece doğru. Şimdi sana özellikle mesela Afrika kıtasına bakacak olursak, Afrika kıtasının deyim yerindeyse Amerika ile Çin arasında el değiştirdiğini görüyoruz. Hem ekonomik manada hem askeri yayılım anlamında Amerika'nın belki halen bir gücü var. Çin'e göre savunma anlamında Afrika kıtasında çok daha yaygın bir ilişkiler ağı, üs organizasyon mimarisi söz konusu. Fakat ekonomik manada kıtanın el değiştirdiği görülüyor. Bununla beraber de gene Birleşmiş Milletler sattığında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu cephesinde Afrika ülkelerinin oylamalardaki tutumlarına bakıldığında yıllar içerisinde 90'ların ortasından itibaren ciddi şekilde daha Çin yanlısı bir durumun ortaya çıktığı görülüyor. Dolayısıyla Çin sadece aslında Afrika özelinde ve diğer kredi sağladığı Asya ülkelerinde de bu geçerli. Ülkeleri ekonomik anlamda geliştirmek, ticari bir diplomasi üzerinden ikili ilişkileri geliştirmek amacının ötesinde aslında dünya genelinde bir siyasi ağırlık da bunun karşısında satın almaya çalışıyor. Fakat Afrika özelinde senin de dediğin gibi çok ciddi bir rahatsızlık var. Çünkü Çin'in hem krediler hem de kredilerle yapılan projeler özelinde şöyle bir yaklaşımı var. Ben parayı getiririm, ben uzman kadroları getiririm, ben bu projelerde çalışacak insanları getiririm, bunları kendim inşa ederim ve işletirim. Dolayısıyla kredinin gittiği ve projelerin inşa edildiği ülkelerde buradaki ekonomik durum halka çok fazla yansımıyor. Bunun da Afrika özelinde ciddi toplumsal seviyede rahatsızlık yarattığını farklı ülkeler cephesinde görüyoruz. Ki benzer, özellikle işsizlik anlamında hiçbir katkısı yok. Kesinlikle. Çünkü sadece projelerle beraber onları inşa edecek insanlar ve oralarda daha sonra çalışacak insanlar gitmiyor. Onlarla beraber özel sektörde, esnaf zemininde çalışacak Çinlilerin de bölgeye göç ettiğini görüyoruz. O yüzden toplamda ekonomi bölgesel manada el değiştiriyor. Benzer rahatsızlıklar 2010 sonrası İran'da da meydana geldi. Ki Tahran yönetimini aslında rahatsız eden şeylerin başında da bu husus yer alıyor. Kesinlikle öyle. İstersen yavaş yavaş toparlayalım. Önümüzdeki günlerde bu konuya devam edeceğiz. Avrupa açısından neler oluyor? Avrupa nasıl bakıyor? Çünkü Avrupalı şirketler özelinde dediğimiz gibi çok önemli bir konu olarak devam edecek bu. Avrupa hükümetleri, Avrupa Birliği,
Avrupa şirketlerini korumak istiyor dediğimiz gibi. Ancak şirketlerin endişeleri, şirketlerin finansal sistem içerisinde, batıdaki finansal sistem içerisinde var olma mücadeleleri devam ettiği sürece Amerika'nın eli güçlenecek değerlendirmeleri yapılıyor. Daha önceki haftalarda belirtmiştim, istersen bu şekilde toparlayayım. Amerika'nın özellikle enerji anlamında talepleri Kasım ayında gerçekleşmese bile süreç içerisinde yavaş yavaş özellikle Avrupa Birliği bağlamında gerçekleşeceği analizleri yapılıyor. Burada Amerika'nın analizini, Amerika'nın beklentilerini bozacak dediğimiz gibi Çin ve Rusya aktörleri var. Onları da değerlendirmeye devam edeceğiz. Senin ekleyecek bir şeyin var mı? Tabii burada belki bir sonraki programda Rusya'ya da bir parantez açarız. Rusya'nın da şaşırtıcı bir şekilde özellikle enerji sektörü noktasında İran'ın karşısında daha Suudi Arabistan'ın OPEC içerisindeki yaratmış olduğu koalisyonla hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü İran'ın enerji piyasalarına yaratmış olduğu boşluğu doldurmaya amaçlayan, hedefleyen ülkelerin başında da Rusya geliyor. Ve tabii Rus firmalarının İran'daki nasıl bir çizgi izleyecekleri de dünyanın merak ettiği konular arasında. Çünkü Donald Trump'ın bu konuda Putin'le olan ikili ilişkisini de takip edeceğiz. Yani Amerika Rusya'yı da karşısına alacak mı İran konusunda? Bunu da takip edeceğiz. Bir diğer alt başlık olarak bırakalım, önümüzdeki haftalarda konuşmamız gerekecek. Bu saydığımız ülkelerin hemen hepsi İdlib konusunda da, Suriye konusunda da son haftalarda açıklamalar yapıyor. Hepsinin bir beklentisi var bu konuda. Bunu da önümüzdeki haftalarda konuşacağız diyelim. Değerli izleyenler, bizden bu haftalık bu kadar. Ekleyecek bir şey var mı? Hayır. Bizi izleyen herkese teşekkürler. Burası Global Rapor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.